Evet değerli izleyenler, bir hafta sonu daha birlikteyiz. Cumartesi pazar günü oynanan karşılaşmalarla U14'lerde, U19 ikinci kümede, ikinci amatör kümede, Bal Ligi'nde, Süper Lig'de ve ikinci ligde oynanan karşılaşmaları Ziyad Hocam'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam, cumartesiden başlayalım. Cumartesi günü çok güzel bir U14 maçımız vardı. Bandırma Spor, Tayfun Spor. Bu baştan başlayalım hocam. Buyurun. Nasıl buldunuz? Siz de izlediniz U14 maçını. Cumartesi soruyorsun. Bandırma Spor çok ağır bastı bu karşılaşmada. Sezonun ilk defa seyretmiş olmama rağmen 3. hafta ya da 3. hafta oynanıyor. Bandırma Spor şimdi şampiyon ilan edebilirim. Kadrosu geniş. Gümbür gümbür bir futbol oynadılar. Bülent Tayfur'un yapacağı fazla bir şey yoktu bu karşılaşmada Zeki. Gönen Tayfun sonucu imzalamak zorunda kaldı. Kadrosu geniş olduğu için Bandırma Spor elindeki malzemeleri dinlendirebiliyor, dinlenik oyuncularla. Evet. Diğer takımların kadroları Bandırma Spor'a göre daha dar. Yani biraz çok erken ve iddialı bir konuşma olacak ama bu ligde Bandırma Spor'u şimdiden ben şampiyon ilan ediyorum. Zaten bunu ortaya evet koydular. Ama maçla ilgili başka sorular soracak olursan cevap. Hocam tabii U14'lerde 2 kim olur, 3 kim olur, onlara da bir... Yine çocukların moralini bozmak istemem. 3 haftadır takip ediyorum. Sadece kızık sayı seyredemedim. Bütün takımları seyretme imkanım oldu. Bir de biraz olsa. Bandırma Spor'dan sonra ikinci takım olma yolunda 3 takım çarpışacak. Bunları Gönen Belediye Spor, Gönen Tayfo Spor ve Erdek Spor olarak görüyorum. Bu 3 takımdan bir tanesi Bandırma Spor'un arkasında yer alacaktır. İkinci takım olacak. Kızıksa ve ocaklara henüz yeni kuruldukları için pek fazla şans vermiyoruz. Hocam biz yine izlediğimiz maça gelelim. Bandırma Tayfun maçında göze çarpan, öne çıkan kimler var? Hangi isimler var? Vardı. Tabii bütün çocuklar elinden geleni yaptılar. İyi niyetle sahip çıkıyorlar. Bandırma Spor'da kaleci Ali'yi görmüşüm. Notlarıma bakıyorum. Mükemmel bir fiziğe sahip. Yine Hasan Hüseyin'i işaret demişim, 6 numaralı, akıllı ve diri demişim. Orta sahada oynayan ön liberolardan 5 numara Erdinç, iyi takımı oynuyor demişim. Gösterisi futbolcu ama çok faydalı bir futbolcu Erdinç. Ama maçın yıldızını da 10 numara Orhan olarak işaretliyorum. Evet. Çocuğa dikkat diyorum, mükemmel fiziği var, teknik, asist özellikleri taşıyor. Karşılaşmanın 22 kişinin en iyisi diyorum. Ama daha sonra yaptığım araştırmalarda bu futbolcunun bu gruptan bir yaş büyük olduğunu, yani evet, 15 yaş kategorisinde olduğunu. Dolayısıyla o nedenle fark ediyor diyorsun. Kendisini hissettirdi. Çok kaliteli bir kumaş. Tabii eksikleri var. Ama çok çok iyi topçu olabileceği sinyallerini aldı bu oranda. Zaten maçı Bandırma Spor'a kolaylaştıran isimlerin başında Orhan geliyordu. Bülent Tayfun'a gelince 8 gol yemesine rağmen kaleci Aslı'nı beğendiğimi söyleyebilirim. Zaman zaman iyi reflekslerle top çıkarmayı başardı. 5 numara Görkem'i sağlam buldum. Bir de beğendiğim kaptan Birkan'ı beğenirim. Birkan tabii etkili topları alamayınca bu maçta sağdan kaybolup gitti. Ama yine iyi, ayakları çok iyi, oyunu iyi görüyor. Bazen Bandırma Spor karşısında Tayfun'u yapacak fazla bir şey yok. Bandırma Spor bu ligi ne malum içeride dışarıda galip bitirir ve Balıkesir'e giden takım olur diyorum. Evet hocam. Hocam ben şunu gözlemledim. Gerek Bandırma Spor'da olsun, gerek Tayfun'da olsun, forvet oyuncuları değiştirme cihetine gidiyor hocalar. Niye böyle bir şeye gerek duyuyorlar? Niye? İki takımda da, yani Bandırma'ya bakıyoruz, Santrafor'da Ali Mert Atakul var, yerine Furkan Düzenli geldi. Sol açıkta Mert'in yerine Bülent geldi. Yine sol işte Ferit'in yerine Bayram geldi. Yani gol kanatlarındaki oyuncuları değiştirme cihetinde neden forvetten fazla adam evet değiştiriyorlar? Onun yedek kadrosunu yapıyor. Yani yenilen takım da aynısını yapıyor. Bakın şeyde de Tayfun Spor'da Enes'in yerine Santrafor'da Batuhan'ı aldı. Sağ açıkta Batuhan'ın yerine Mehmet Akif'i aldı. Orta sahada da Sinan'ın yerine Alper aldı. Şimdi bu soruya cevap vermek için takımların kulübelerini iyi bilmek lazım. Kulübede ne tür oyuncular var, hangi özellikle futbolcular bekliyor, onu bilirsek iyi cevaplayabiliriz. Şimdi yine bu takımların 5 değişikliğe kadar serbestliği var. Amaçları evet
ister galip gelsin, ister yenilsizlik, çocuklara forma giydirmek. Oraya maç oynamak umuduyla gelen çocuğu oynatmadan geri göndermek. Adam 4-0 öne geçtikten sonra ne yapıyor? Kulübesindeki 5 futbolcuya da şans vererek onları da bir çeşit motive etmiş oluyor. Yenilen takımda iyi oyuncularını çıkararak gelecek haftayı düşünüp bu sefer yine o da yedeklerinden adam kullanıyor. Buradaki yedek kadrosunu bilirsek bunu daha güzel yapacağız. Yani siz diyorsunuz ki skor anlamında bakılmıyor. Skor anlamında bakılmıyor. O nedenle ilk yarı 6-0 iken ikinci yarı 8-0 oldu. Dolayısıyla ikinci yarı daha az gol vardı. Sen antrenör olduğunu düşün. Devre arası 6-0 yenik girmişsin. Kimi değiştirecek, kimi oyuna sokacak? Çocukların kafası karışmış, senin kafan karışmış. Evet. Ne yaparsın alfabetik sıraya göre? Tabii, bu açık araflar kişinin kimyasını da bozuyor. Hadi hadi yavrum gel seni de oynatayım evet. Dersin. Konu bu. Evet hocam biz o zaman burada bir de golcülerimize bakalım. Kimler varmış? Golcülerimizde Orhan Kaynak var. Bandırmada 2 golle. Gol önemli Zeki. 10 numara maçın en iyisidir. Orhan'dan bahsediyorum. Evet, maçın en iyisiydi. Bandırma Spor'da kaleci 6 numara, 5 numara ve daha sonra oyuna giren 15 numara dikkatimi çekti. Yani isimlerini daha evvel saydım mı tekrar evet. İstemiyorum. Gönel Tayfun'da da 7 numara Birkan vardı sahada. Bunlar gözüme çarptı. Ama sabaha kadar oynasa da Bandırma Spor değişmez. Maçı kazanır da. İstersen kulübelerden de soru sorabilirsin. Sen kulübelere... Hocam şimdi kulübeleri biz şu anda maçı burada noktalıyor da ikinci amatör kümeye gelelim isterseniz. İkinci amatör kümede de bu hafta... İkinci amatör kümeye gelmedi ama güzel bak bu eğitici bir program yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çocuklara nasıl üsluplar konuşulur onun üzerine sen yakından duyuyorsun. Siz size de kulübelere yakın olduğu için siz de işitir. Ben seni kadar duyamıyorum Zeki. Evet. Neler duyuyorsun? Neydi ben bu maçta biraz karşıya geçtim. Tamam. Çok fazla kulak veremedim. Mesela şimdi ben kulağıma çarpan evet. Sen bu sorudan kaçtın, karşıya kaçtın. Ben cevaplayayım. Mesela Bandırma Spor 3-0 öndeyken Mustafa Hoca'nın ağzından kulübeden içeriye bir söz gitti, bir cümle gitti. Evet. Bu ne panik ya? Şey, evet. Hocanın sesinde panik, panik mi vardı? Yok 3-0 galipsin. Evet. Gayet iyi götürüyorsun. 4-5-6 geleceği belli. Hocanın sesinde panik var. Uyarı doğru, üslup yanlış. Bu ne panik ya derken hoca bir kere panik içerisinde. Hocanın daha sakin olması gerekiyor. Evet. Ama herhalde hatasını anlamış olacak ki Mustafa Hoca ikinci yarı kendini kontrol altına aldı. Gayet güzel ikinci yarı yönetti. Bu ne panik ya? Olur mu hocam ben sana diğer başka bir konu var gözüme çarpan. Bu Bandırma Spor'un gençlerinin Allah 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 nidalarıyla saldırıcı var. Kızılderili yönteminde böyle bir taktik var mı? Psikolojik olarak rakibe baskı yapmaktır. Evet. Birden rakibin moralini bozmaktır. Her zaman tekrarlanmasına gerek yok. Bazı maçlarda işe yarar. Nitekim Tayfun maçında da. İşe yaradı. Evet. Doğru bir yaklaşımdı yani. Evet. Evet hocam böylelikle bu 14'ü geçtik geldik. İkinci amatör küme gençler ligi. Ama orada geçmeden evvel galip gelen Gönen Belediye Sporu ve Erdek Sporu da kutlandı. Evet pardon. Onu biz izlemediğimiz için diyet geçmiş oldu. Yok Erdek Belediye evet. Spor kızık sayı 8-2 ile geçti. Evet. Gönen Belediye de deplasmanda Ocaklara 10 gol yaptırdı. Evet. Ona bir gibi farklı bir sonuçla kazandı. Bu 14'lerde zaten skorlar ondan aşağı düşmüyor. 8-10. Evet. Bol gol izliyoruz. Evet. Evet hocam o zaman 19'lara geçelim. İlk hafta sonuçlarını nasıl bulduk? U19 gençler ikinci kümede. İkinci kümede zaten 5 takım katılıyor. Sanayi bu hafta bay olduğunu öğrendim. Bakıyorum notlarıma 2 maç oynanmış. Ocaklar 5, Paşa Çiftlik 1, Kızıksa 4, Sarıköy 1. Bu duruma göre Paşa Çiftlik ve Sarıköy eğer kadroları eksik değilse, sahaya tam adamlarla çıkmışlarsa Ocaklar ve Kızıksa bir adım önde demektir. Bir de sanayi göreceğiz önümüzdeki hafta. Üçüncü haftadan sonra ben sana ligin fotoğrafını çekerim Zeki. Hocam, U19 gençler ikinci kümede Edincik'le 600 evlerin başlamadan çekilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu nasıl bir sistemdir? Hem katılma isteğinde bulunuyorlar hem katılmıyorlar. Vallahi kulüplere sorsan kendi açılarına haklı olabilirler. İşte paramız yok, adam bulamadık, koca bulamıyoruz gibi. Ama ben yani bütün bu olumsuzluklar başvuru yapıldıktan sonra mı oluşuyor? Yok, baştan normal. Yani insan onu bilir bence. Yani ben eğer çıkamayacaksam çıkamam dedim. Ama şimdi gençlere bir söz veriliyor, değil mi? Bir saz çıkarılıyor. Anladım. Daha sonra birden ani ne olursa ne gitmezse karar değiştiriliyor. Bu güzel çocuklar maçlardan mahrum ediliyor. Evet. Şampiyonluk her şey demek değil. Bu çocukların oyun oynaması lazım. Oyuna ihtiyaç var bu çocuklara. Kötü alışkanlıklardan kurtulmaları gerekiyor. İster mağlup olsun, ister galip olsun.
Şimdi bakıyorum Edincik Baltuzeler kümeden çekilmiş. Çekildi. Sanayi kararsız. Katılayım mı katılmayayım mı? Bundan sonra da çekecek takımlar var herhalde. O, öyle görünüyor. Olmasın. Ben istemiyorum. Oynasınlar ama lütfen bunlara gereken öneme versinler. İyi hoca tutsunlar bunların başlarına. Hocadan mı kaynaklanıyor? Sadece hocadan değil. Yani yönetimin bakış açısı da önemli. Ya alt tarafı çocuk. Zaten dikkat edersen bunlara bir hakem veriyorlar. Mesela bunlara en kaliteli hakemleri göndereceksin. Bunlara en iyi hocaları bulacaksın ve çocuklar yetişsin. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa küçük maaşlarla, hastanın kapanımlarla bu iş olmaz. Ben şimdi bir de not aldım maçta. İsmini vermeyeyim. X bir U14 maçında Zeki. Evet. Adam 27 defa aferin dedi. Gülme. 56 tane bravo yavrum dedi. 16 tane de çok güzelsiniz çocuklar dedi. Çok güzel. Şimdi ben bunu söylemem için futbol bilmeme gerek yok ki. Aç bana telefonu. Bağla stadyumu ben evden de söyleyeyim dedim. Evet. Aşırı motivasyona gerek yok. Ne söylemesi gerekir diyeceksin sen peki? Anormal mi? Evet. Ne söylemi kardeşimiz? Taktik dağıtsın. Ne çalıştık sen de biz? Ne oynuyoruz? 4-5-1 oynuyoruz. 4-5-1'den 4-4-2'ye geçiyoruz. Hadi bakayım sağdan ters tarafa kombinasyon. Yani oyun planlarını anlatması gerekirken aferin, bravo, çok iyi, saldır. Ya, savaşmıyor, savaş mı yapıyoruz? Hocam şöyle diyeyim o zaman, taklattıralım soruya. Attır. Kulüplerimiz yeterince değer veriyor mu gençlere? Genç takımlar arasında. Vallahi verdikleri söyleyeyim ama imkanları da kısıtlı. Evet. Ama yukarıya para veriyorsan, yani amatör futbolculara para veriyorsan, maç başına prim veriyorsan, kardeşim gençlere de ver. Gençlere de yarısını ver. Gençlere hiç önem verilmiyor. Gençler kendi yağıyla babası getiriyor, annesi getiriyor. Antrenmana katılıyor. Yani o zaman babası kolundan tutup getirdiğini lisans çıkartıyorsun ama sezon başında maça çıkacağı zaman veya antrenman çalışmalarına hoca bakıyor ki bu takımlar diye devam edilmezdir. Şimdi sen ligde çocuk olsan lisansın çıkmış bir de öğrendin eve gelince takımın diye katılmıyor. Çocuk olarak ne düşünürsün Zeki? Heveslendin, o günü bekliyorsun, ilk de çekiyorsun. İşte bizim yani başta... o takım kafada biter benim iş. O çocuklara bunu yapmamak lazım. Sonuç ne olursa olsun liglere katılmak lazım. Ama bir şartım var. Kaliteli hocalarla, kaliteli idmanlarla, iş olsun, torbada olsun diye değil. Fotoğraf çektirmek için değil. Adamın yaptığı bütün maç boyunca böyle resim çektiriyor. Sağ üst tarafta, bir dakika ben geliyorum, sen daha iyi bilirsin onları. Evet. Hoca arkadan koşuyor, beni de bekle diyor. Neymiş, fotoğrafa girecekmiş. Ama hoca girmeden resim bu. Daha uzatmayayım, konuyu dağıtmayalım. Evet, Zeki. Evet hocam, böylelikle ikinci amatör küme U19 liginde de geçtikten sonra geldik gerçek ikinci amatör kümeye. İkinci amatör kümede bu hafta, üçüncü hafta gerçekten çok kalitesi yüksek maçlar oldu. Favoriler kazandı. Siz nasıl buldunuz haftanın genelini? Geçtiğimiz haftaki konuşmalarda favorilerin kazanacağını söylemiştim. Yönen Karşıyaka Göbel'e 10 gol yağdırmış. Farklı bir galibiyet. Paşa Çiftlik ilk yarıda zorlanmasına rağmen geçmesini bildi. Biraz sonra bu maçın detaylarına gireceğim. Rakibi Bostancı'yı geçmesini bildi. Haftanın maçı Gündoğan'la Marmara arasında oynanacak demiştim. Dediğim gibi de olmuş. Marmara 2-1 öndeyken son anda yediği golle maçı 2-2 berabere bitirmiş. Çok çekişmeli bir karşılaşma olmuş. Sağ avantajı faktörü olmuş mu da? Mutlaka olmuştu. Marmara önemli bir kayıp. Paşa Çiftlik'e yenildi. Gündoğan'la beraber kaldı. Bu puanları ileride arayabilir. Gündoğan da önemli bir fırsatı tepmiş oldu diyorum bu karşılaşma için. Yine ligin dibinde yer alan iki takımdan Musakça ve Tuzakça arasında oynayan karşılaşmada Musakça son bilen taraf oldu. Ama istersen maçlara detaylı yorum yap dersen. Hocam biz tabii videoya geleceğim. Paşa Çiftlik Bostancı maçına gelelim izlediğimiz kadarıyla. Tamam. Paşa Çiftlik Bostancı maçında bizim için favori olan Paşa Çiftlik 1-0 yenilgiyle başladı. Bu sizin için sürpriz oldu. Sürprizdi tabii ki. Paşa Çiftlik maçın favorisiydi. Ama çok gör ki maçın ilk yarısında sahada başarılı Bostancı Spor vardı. Bostancı evet. Spor daha başarılıydı. Ve bu başarısını 40. dakikaya kadar gösterdi. Biz Paşa Çiftlik'ten iyi oyun beklerken iyi oyunu oynayan taraf Bostancı Spor. Evet. Bakın Bostancı Spor'da 6 numara bir mesut seyrettim. Çok çalıştı. Evet. Saçı asama futbolu büyük. Ne demişim akıllı. Tek topa yatkın çok çalıştı demişim. Bu formda geçmiş var. Geçmiş var. İnce bir kumaş var. Yine Bostancı'da 8 numara ağır ama teknik oyuncu demişim. Oyunu iyi görüyor demişim. Bostancı'dan evet. Beğendikleri.
10 numara Hasan'ı akılda bulmuşum. Bostancı 44. dakikadan sonra çözüldü. İlk yarı bir anda şok yediği iki çok golle 3-1 mağlup bitirdi. İkinci yarıda Paşasipil kendine geldi. Kendini toparladı. 3-1'in verdiği moralle kendi oyununu buldu. Kendini buldu ve rahat artık ikinci yarıda Bostancı'nın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Paşasipil'de kimler dikkatini çekti dersen 5 numara Emre'yi akıllı, ön sezisi iyi demişim. Öndere yine 4 numara Önder oyunu iyi görüyor diye not almışım. 6 numara için iyi top atıyor ama ağır demişim. Evet, Fahri. Kaptan Fahri kumaşı iyi fakat ağır, idmansız olduğu belli. Ama oyun bilgisi çok güzel. 8 numara ağır ama akıllı ve faydalı demişim durduğu için. 10 numara Hüseyin için iyi ama devamlılığı yok demişim. Durup durup oynuyor demişim. Yani Hüseyin Can için. Evet. Böyle İrfan'dan umduğumu bulamadım. İrfan bu maçta yoktu. Sağda silikti. 30. dakikadan sonra kenarda hakem bir beklemekten vazgeçti. İçeri girmeye başladı. Bu doğru bir yaklaşımdı. İkinci yarı kendini buldu İrfan. Evet. İrfan'ın biraz daha takıma yardımcı olması lazım. Çaba göstermesi lazım. İrfan iyi bir futbolcu fakat tembel tembel kenarda beklemeyecek. Bazen topun üzerine gidecek. Ben ama hocam bir topçu da her maç üst üste başarılı olamaz yani. Her maç aynı randımanı bekliyoruz ama yani beklentinin altında da top oynamayacaksın. Mesela bu maçta ilk yarım saatte İrfan sahada yoktu. Yan hakemde neredeyse sohbet etti. Askerlik anılarını anlattı. Evet. İkinci yarı kendine geldi İrfan. Hocam Paşaçıklı'nın forveti Gökhan Kozak. Evet. 3 gol attı. Evet. Ve sonunda da değişti. Hı. Nasıl buldun Gökhan'ı? Şimdi de ışık var mı? Şimdi ışık olsa zaten not almışım demek ki fazla dikkatimi çekmemiş Gökhan. Şimdi anlatabiliyor muyum? Maçı evet. Koparan ben ilk yarım saat Bostancı Spor izledim sadece. Bostancı Spor daha iyiydi Paşa Çiftlik'ten. Evet. Ne oldu? İki tane sürpriz gol yiyince Paşa Çiftlik kendine geldi. Ben bu maçta Gökhan gözüme çarpmadı ama ilerleyen haftalarda galibiyetin rahatlamasıyla oyun hakimler. Hakim oldular. Yani ben Paşa Çiftlik'ten beklediğim oyunun karşılığını alamadım. Daha iyi bir Paşa Çiftlik bekliyordum. Ama 3 puana sevilen taraf oldular. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından. Paşa Çiftlik ciddiye almadı Bostancı'yı. Böyle bir durumla karşı. Belki. Evet. Hocam böylece Paşa Çiftlik Bostancı maçını da kapattıktan sonra geldik Musakça, Tuzakça maçına. Tuzakça henüz 3. haftasında tek puan sahibi dahi olamadı. Musakça Spor ise ilk galibiyetini aldı. Nasıl bulduk bu karşılaşmayı? İkisi de puansız başladı. Tuzakça'nın geçen yıldan çok cezalı futbolcusu var. Doğru dürüst takım çıkarıyor. Buna rağmen gelmişler. Bravo. Amatör sahaya takım koymuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok eksikleri var Tuzakça'nın. Yoksa eski Tuzakça olsa çok farklı sonuçlar olabilir. Musakça'da artık 2 haftada yenilginin acısını Tuzakça'dan çıkarmak ister bir hali vardı. Evet. Kaptan İbrahim artık orta sahada değil, defansta onu doğru yerini bulmuş, oradan hiç kımıldamasın derim. Orada başarılı, basit oynuyor, kuvvetli bir adam, topu biliyor. Hatta bir ara kalecilik yaptığını falan söylediler. Tribünde kalecilik de yapmış. Evet. Kaptan İbrahim'in yerini doğru bulduğumu. Musakça Spor kalecisi Kadir'i beğendiğimi söyleyebilirim. Genç, çevik, hareketli bir kaleci. Yine 4 numara Ali Cihan, ağır olmasına rağmen futbolu bilen bir arkadaşımız. Kendine geliyor, takıma katkısı büyük. 9 numara Emre iyi şık bir gol attı. Bir de Süreyya'dan umduğumu bulamadığımı söyleyebilirim. Santrafor Süreyya'dan daha iyi maçlar bekliyorum. Süreyya topu ayağını bekleyen. İleride yani Beleşino'ya oynuyor. Biraz topa gitmesi lazım. Süreyya kötü bir futbolcu değil ama çok hazırcı bir futbolcu izlenimi bende yarattı Zeki. Maç biraz ortadaydı ama şans Musakça'ya yönelik. Musakça daha çok istedi. Evet. Tuzakça'nın geçtiğimiz yıllar oran daha böyle fevri ve agresif futbolu sanki daha böyle mütevazi bir havaya bürünmüş gibiydi. Cezalar gelmeyince cezasızlar kalmış orada. Evet. Daha yumuşak, daha centilmen oluyorlar değil mi? Evet. Yol tespitin doğru. Tuzakça'da kimler dikkat çekti dersen 4 numara Ersan'ı diri ve akıllı buldum. 8 numara Mehmet duran toplarda çok etkili. Yani ilpansız. Bütün duran topları kullandı zaten. 6 numara Sercan'ın topa yatkın olduğunu, akıllı olduğunu, takım oyunu olduğunu söyleyebilirim. Bir de biraz ikmansız olmasına rağmen santrafor gümrüğü beğendiğini söyleyerek bu maçla ilgili yorumlarımı tamamlayabilirim. Evet hocam, teşekkür ediyorum.